burası açık. Her şey var. Lafı... Sen de yavaş yavaş çocuğa doğru meyillen. Ver yani. Şeyi lafı. Kızlar bunları kızım. Anlaşamıyor. Arada ben mi gideceğim? Arkadaşım adresi ağzından kaçıracaksa. Yani ben bir abi olarak şey yapıyorum sana. Ben abi istiyorum. Zaten sorun orada ya. Ya Etiler tarafı ne olmuş? Hani arada bir şey de var. Ha! Tarafı değil mi Etiler'in? İçi değil, tarafı. Tamam. Ben anlamam ki Etiler tarafı deyince, ben adresi anlamadım ki. Arkadaşım de ki, geçen gün hiç unutmam bir geçen gün Beşiktaş maçına gidiyoruz. Beşiktaş maçına gidiyorum, Etiler'le hiç ilişkim yok, o yüzden Etiler'e gitmedim zaten. Direkt maça gittim. Arkadaşım Etiler'in oradan geçiyorum. Evet, bir esmiş, vaktim var, dedim Etiler'in oradan Beşiktaş'a ineyim. Manyağım ya ben. Oradan dolaştım, trafiğe girdim mi abicim ben? 2 saat. Maçta kaçtım, mal gibi kaldım böyle. Tabii. O yüzden çok canım sıkıldı ya. Ona girme. Ne? Sen aslında maça gitmiyorsun. Ben aslında maça gitmiyordum. Nişanlına gidiyordum. Olay için saçma gerekti. Bir dakika. Arkadaşım. Evet. Sen şimdi trafik mırafik çocuğa çaktırmadan kızın hangi sokağın köşesinde oturdun? Ha, trafik mırafik hiç çaktırmıyorum ben kendimi. Öyle gidiyorum. Ha, ona çaktırmıyorum. Ben trafik mırafik... Oradan bebeğe doğru inerken... Bebeğe doğru inerken... Lan ne göreyim nasıl iki tane böyle... Şey, iki tane dondurmacı. Baktım rakip. Hadi bundan. Gidin gelin sağa. Ha, o dondurmacının üstünde oturuyor de. Ha, orada hangisi? Bu sağdaki. Ama bana göre mi sana göre mi onu sorma. Çok karışık olaylar. Galiba orada oturuyor. Evet. Nerede oturuyor? Orada. Hangi orada? Sağdakinde. Sağdakinde oturuyor. Kalksın adam iş yapamaz orada ya. Çok saçma yani, değil mi? Bana göre mi sağ, sana göre mi sağ? Sana göre sağ. Sen ne tarafa giderken sana göre sağ? Şimdi bu tarafa giderken sana göre sağ. Kesin! Başka gidersin. Ama çok iki tane salak bunu sabaha kadar çözemez. Evet. Ben sana söyleyeyim. Sen giderken, İsmail gelirken. Ha. İsmail'in yüzü bebeğe, senin arkan bebeğe dönüyor. Ha, ben giderken sağdaki dondurmacı. He? Sağdaki dondurmacının 7. katı. Öğrendin mi? Dondurmacının 7 katı. Kaç katlı bu dondurmacı ya? Dondurmacının 7. katı. Dondurmacının 7. katı. Dondurmacı ilk kat, 7 kat boş. Orası. Tamam, süpermiş ya. Tamam, eyvallah, eyvallah. Hayırlısı olsun ya. Yakın oturuyorsunuz yani. Öyle, kız orada zaten. Kız orada. Başka kimse var mı yanında? Babası var. Savunmasız mı? Ne saçma soru soruyorum ben yani. Arkadaşım, aldın şimdi titreşiminle krokiyi kafanda çiz. Niye çizeyim? Aldım, direkt adresi ver diyelim. Ne krokisi tamam, ya? Tamam, uçarak gideceksin ya açıdan. Ya her yerimi üşüteceğim ben şimdi ya. Hiç uçuşa uygun bir kıyafet değil. Sen İsmail'i şimdi bir arkaya aldır. İsmail, o zaman sen geç biraz dinlen, bizim dükkana gir. Dükkan yok gerçi, tezgah var ama. Orada şey yap, takıl, Türk kahvesi falan aşağıda eğleniyorlar bundan sonra. Biz burada kanter içinde. Evet, titreşimle kızın balkonunun dibine, dondurmacının önüne in. Ya normal bir vesaitle gitsem olmaz mı ya? Olmaz arkadaşım. Gelişmiş canlısın. Kestik, öyle olmuyor. Nasıl olacak? Roma müziği ver, Roma dansıyla uç. Roma müziği, piyanoyla ver. Onu ver, yanağından öpeceğim. Harika. Arkadaşım, Roma çifte tellisi. La hadi oradan ya. Dansınla git. Ya ben vallahi yani talibim çıkar boyundan sonra, söyleyeyim ben. Arada kızı almayalım da bıçakla. Dondurmacının önünde dur. Hangi dondurmacı ha? Orada. Dur. Durdun. Seyirciye arkanı dönme. Önünde dondurmacı. Buyur yavrum. Ne yavrum ulan? Ne yavrum ulan? Arkadaşım adam 60 yaşında. Bana ne? Efendim olsun 300 yaşındayım ben. Hoptik. Hoptik miydin? Oğlum çocuğumu hatırlıyor ya. 300. Doğru konuş. 300 yaşında hoptik miydim? Bir şey düşün. Hüseyin arkadaşım. Sen çok yoruldun. Ver müziği, seyret şunu. Dön. Evet, dondurmacının önünde durdun. Dondurmacı seninle konuşuyor. Ney? Nasıl çalıyorsun öyle? Şeyiyle çalıyor derler ya. Gündü valla o oldu yani. Çalışmış lan yok ya. Titirken mi çalıyorsun? Süper. Yoruldu çocuk. Yorulur tabii. Biz eşeğiz anasını satayım. O yoruldu. Evet. Müdür kolay gelsin, hayırlı işler. Hüseyin arkadaşım, dondurmacı ol, geç önüne şunun. Ama seyirciye arkanı dönme. Evet, ben seni seslendiriyorum. Benim seslendirdiğim gibi el kol ayak hareketi yap. Bu kılık ne lan? Sen kendi kılığına bak, penguen.
Ankara dondurmacı mı olur ya? Olur. Ankara dondurma. Arkadaşım, adamı 100 metre ilerisi milletvekili lojmanları. Böyle dondurmanın dokunulmazlığı mı var? Böyle satmak zorunda. Ha, anladım. Kolay gelsin, hayırlı işler. Ne böyle, ne? Konuşamıyor musun? Arkadaşım, ha, sen 7. kattaki kızı soracaksın ya. Ha, çaktırmadan mi? Lafı oraya getir. Çikolatalıdan gir, limonludan çık. Ha. Yürü. Kolay gelsin ya, dondurma çok güzel. Şeyli var mı? Karadutlu? Yok. Burada, burada kim oturuyor size? Tanıdık biri var mı burada? Bir üst katımızda Ahmet oturuyor. Tanıyor musun Ahmet'i? Yok, tanımıyorum. Nasıl tanımazsın ya, davulcu Ahmet? Ya tanımıyorum kardeşim ya. Ben davulu müziği Allah sevmiyorum. Allah Allah. Ajda'ya çaldı, Sezen Alma çaldı, herkese çaldı. Ahmet tanımıyor musun? Hayır. Sen nereden tanıyorsun dondurmacı? Arkadaşım yukarı doğru sorsana, kızı öğreneceksin orada mı diye. 7. katta kim? Benim boynum koptu burada ya. 7. katta kim oturuyor? Ne yapacaksın 7. katı? Ya sana ne ya, bana el kol... Arkadaşım! Çok sinirliyim bak, alıvereceğim şimdi aşağı. Gerginim zaten. Yok, arada dondurmayı koymuşsun, ver dondurmayı. Ne bu ya? Ayak üstü 2 dakikada sıkıştır da dondurma ya. Sendendir inşallah bu. Sağ ol. 7. katta kim oturuyor? 7. katta manyak Mustafa oturuyor, ne yapacaksın sen onu? Tamam, severim onu ben. Ahmet'e nazaran. Ha. Güzel dondurma ha. Parasını ödedin mi? Parasını ödemedim ya. Ödesene. Zevkle yiyorum, bu seni mutlu etmeli. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Kenarından akıyor. En fitil olduğum şey.